12 Mart 2017 Bursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmelüs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Fütuhat-ı Mekke'nin 8. cildi 110. sayfadan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Geçen bölüm marifet sahibi olmak için bilinmesi gereken 7 ilimden bahsetmişti Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Şimdi bu ilimleri tek tek izah edecek. Bu 7 ilim neydi? Onu hatırlayalım ve ona göre konumuza girelim. 7 ilimin birincisi hakikatleri bilmek, yani ilahi isimleri bilmek. İkincisi hakkın eşyadaki tecellisini bilmekti. Üçüncüsü şeriatı bilmek. Dördüncüsü varlıktaki kemal ve eksikliği bilmek. Beşincisi nefsini bilmek. Altıncısı hayali bilmek. Yedincisi ilaç ve hastalıkları bilmek. Bu 7 ilmi bilmek neticesinde işte kişi marifet sahibi olabileceğini beyan etmişti. Şimdi bunlardan hakikatleri bilmek, yani ilahi isimleri bilmek mevzuundan konuya giriyoruz. Bu bilgi 4 kısma ayrılır. Birinci kısım zata delildir ki özel isimdir. Bu isim kullanıldığında kınama ve övgü göstermeksizin isimlendirilenin zatından başka bir şey anlaşılmaz. Bu kısmı kitabında ya da şairinin dilinde bize gelen isimler arasında sadece Allah isminde bulduk. Evet, bu kısmı diyor sadece Allah isminde bulduk. Direkt zata işaret eden isimler. Allah ismi hakkında görüş ayrılığı bulunan bir isimdir. İkinci kısım ise sıfatlara delil eden isimlerdir. Bunlar ikiye ayrılır. Birinci tür isimler varlığı mümkün, akledilir niteliklerin varlıklarını gösterir. İkinci tür ise dışta varlığı olmayan izafi nitelikleri gösterir. Üçüncü kısım fiil niteliklerine delildir. Bunlar da ikiye ayrılır. Açık ve kapalı kısım. Dördüncü kısım ise söz gelişi bir şekilde fiil niteliğinde bir şekilde tenzih niteliğine delalet eden isimlerdir. İlahi isimlerin bilinmesi marifetin ilk kısmıdır. İlahi isimlerin bilinmesi marifetin ilk kısmıdır. Bu bilgi söz konusu isimlerin delil olduğu ve kendisi için getirildiği şeyi bilmektir. Bu bilgi de taksim ettiğimiz bu kısımlarda bulunur ve Allah izin verirse bu bölümde onları açıklayacağız. İsimlerin özelliklerini bilmek ve bu konuda konuşmak da bu meseleyi bilen Allah ehline özgüdür. Çünkü bu bilgide sırları açmak ve perdeleri yırtmak söz konusudur. İlahi gayret bunları izhar etmeye manidir. Bu sırların açılmasına ve perdelerin yırtılmasına ilahi gayret bazen bunları izhar etmeye manidir. Allah ehli bunu bilmelerine rağmen isimlerdeki bilgilerini Allah karşısında kullanmazlar. Bunun kanıtı şudur. Hazreti Peygamber isimleri en iyi bilen kimseydi. Allah da bilgisinde bu isimlerin özellikleri hakkında hüküm nedeniyle o isimlerle kendisine dua edene olumlu karşılık verir. Kuşkusuz peygamber ümmeti hakkında üzüntüleri kendi aralarında yapmaması hakkında Allah'a dua etmiştir. Allah ise onu böyle bir davranıştan men ederek duasına icabet etmemiştir. Onun yerine başka bir şey vermiş olsa bile bu başka bir konudur. Hiçbir dua sahibi cezalandırılsa bile bütünüyle reddedilmez. Evet, şimdi burada Allah-u Teala'ya niyazda bulunan bir kul yapmış olduğu dua, duanın da dedi ki mahiyetleri vardır. Daha önceki sohbetlerimizde açmıştık hani. Eğer ki kul yaptığı duada talep ettiği şeyi istidadı uygun ise, yaratılışında istidadına o talep ettiği şeyi vermek yazıldıysa, uygunsa, ayağını sabitesi gereği o duaya icabet edilir. Yahut da eğer istediğinin aynısını Allah-u Teala vermiyorsa başka bir şey verir o duasına karşılık. Yani istidadında bir uygunluk olmadığı zaman yine duaya icabet eder ama istediği değil başka bir şey verilir. Veyahut da günahlarına kefaret olur, günahından silinir. Yani her halükarda yapmış olduğu duaya icabet var.
Bu dünyada o duanın karşılığını göremezse dahi ahirette duasının türünden bir karşılık bulacaktır kul. Şimdi burada hiçbir dua sahibi cezalandırılsa bile bütünüyle reddedilmez diyor. Yani cezalandırmayı gerektirecek bir duada dahi bulunmuş olsa kul, edebe mugayir bir duada dahi bulunmuş olsa yine de onun duasına Allah-u Teala bir şekilde icabet eder. İstediği belki verilmeyebilir ama farklı şekilde icabet olur. Bunu dile getirmiş oluyor. Hiçbir dua sahibi cezalandırılsa bile bütünüyle reddedilmez. Fakat özellikle gerçekleşsin diye dua ettiği şey reddedilir. Yani neyi talep ettiyse direkt o şey reddedilebilir. Bu ismin özelliğinin gerektirmediği bir konuda dua edince böyledir. Allah konuyla ilgili özel bir isimle dua eden Belam bin Bavra'nın Musa ve kavmiyle ilgili yaptığı bedduasını kabul etmiştir. Belam bin Bavra'nın Musa aleyhisselam ve kavmiyle ilgili yaptığı bedduayı Allah-u Teala kabul etmiştir. Bu durum ona ayetlerimizi verdik ve onlardan soyutlandı ayetinde dile getirildi. İşte Belam bin Bavra'nın durumu bu ayetle dile getirildi. Ona ayetlerimizi verdik ve onlardan soyutlandı ayetinde dile getirildi. Ona isimden ait olan şey sadece ismin harfleriydi. Bakın Belam bin Bavra'ya isimden ait olan şey sadece ismin harfleriydi. Ve onları söylemekle yetinmişti. Ancak bu duada yaptığı o özel isimleri, özel terkibi söylemiş oldu. O kelimeleri dizdi, arka arkaya getirdi. Bu nedenle ayette onlardan soyutlanmıştır denildi. Onun için isimler giyenin üzerindeki elbise gibiydi. Belam bin Bavra'nın zikretmiş olduğu isimler adeta giyenin üzerindeki elbise gibiydi. Bundan soyutlanması ise yılanın derisinden çıkmasına benzer. Batınında isim bulunsaydı haya ve makamı peygamberlerden birisine karşı beddua etmekten onu alıkoyardı. İşte bu ismin manası, anlamı, gerçek manası, hakikati eğer ki onun batınında bulunsaydı, ona gerçekten vakıf olmuş olsaydı o ismin hakikatine, o bilgiye sahip olsaydı Belam bin Bavra, peygambere böyle bir beddua etmekten zaten haya ederdi. Böyle bir şeye kalkışmazdı. O dua ettiği o özel isimleri, Allah'tan bedduada bulunduğu özel isimlerin sadece kelime olarak biliyordu diyor Belam bin Bavra. Onun manasını, batini, hakikatini bilmekten münezzehti. Elhamdülillah. Bilseydi zaten beddua etmezdi. İsmin özelliği nedeniyle duasına olumlu karşılık verilmiş, cezalandırılmış ve köpeğe benzetilmiştir. İşte o da cezalandırılmış. O yaptığı bedduadan dolayı. 112. sayfa. Hazreti Peygamber özel bir isimle dua edip onu kullanmış olsaydı hiç kuşkusuz Allah onun isteğine olumlu karşılık verirdi. Bununla birlikte biz Peygamberin öncekilerin ve sonrakilerin bilgisiyle insanların en bilgilisi olduğunu biliriz. Cevamiül Kelim'dir Resulullah Efendimiz. Öncekilerin ve sonrakilerin tüm bilgisine muttalidir. Hepsini kapsar. Buradan onun duasının konuyla ilgili ismin özelliğiyle yapılmadığını ve peygamberin Allah karşısında edepli davrandığını anladık. Bunun nedeni Allah karşısındaki saygıdır. Yani Resulullah Efendimizin de yapmış olduğu bir takım dualarda işte Allah karşısındaki edebinden dolayı bazı isimleri kullanmadığını beyan ediyor burada. Çünkü bazı öyle bir isimler var ki eğer Resulullah Efendimiz onları kullanmış olsa muhakkak o duaya icabet olunur Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala o işin sırrını, hakikatini de Resulullah Efendimiz'e açtığı için, bildiği için orada o kelimeyi, o ismi kullanmaması gerektiğini zaten Resulullah Efendimiz de biliyor, edep ediyor. Çünkü Hazreti İsa'nın da dediği gibi peygamber Allah'ın içinde neyin bulunduğunu bilemez. Yani peygamber Allah'ın iradesinin hakikatinin, o işteki iradesinin hakikatinin ne olduğunu bilemeyebilir. Ayette şöyle geçer. Ben senin içindekini bilmem. Sen ise benim içimdekini bilirsin. Bu kimin sözüydü? Hazreti İsa'nın sözüydü. Allah-u Teala'ya karşı. Ben senin içindekini bilmem. Sen ise benim içindekini bilirsin der. Belki de beddua ettiği bu işte onun adına bir iyilik yoktu. Peygamber
Allah'tan istedikleri hususları dileklerine özgü olmayan isimlerle istemişlerdir. Allah'ın bilgisinde o şey hakkında bir memnuniyet var ise ve dua eden adına da onda bir hayır varsa istenilen şeye olumlu karşılık verilmiştir. Böyle bir şey yok ise dua edene dereceler ya da günahlarının örtülmesi gibi kefaretlerle başka bir bedel verilir. İşte dua edene o istediği şey verilmeyecekse, takdirde yoksa, o zaman diyor dua edene bu duası mukabilinde ona derece verir Allah-u Teala veyahut da günahlarının örtülmesi gibi kefaretlerle bir bedel verir. Allah muhakkak bir karşılık verir. Sıradan insanlar veya insanların geneli bilir ki İsmi Azam diye isimlendirilen genel bir isim vardır. Bu isim Ayetel Kürsi ve Ali İmran suresinin başındadır. Hazreti Peygamber onu bilse bile belirttiğimiz konuda o isimle dua etmemiştir. Dua etseydi Allah isteğine olumlu karşılık verirdi. Allah'ın eşya hakkındaki bilgisi geçersiz olmaz. Bu nedenle Allah ehline edep öğretmiştir ki bu da ilahi isimlerin bilgisinin bir yönüdür. İşte ehline edebi öğretmesi Allah-u Teala'nın işte ehli olan yani ehlullah eğer ki Allah-u Teala'nın bildirmesiyle yapacağı duada o duaya icabet edilmesi levh-i mahfuzda o şekil üzere gözüküyorsa o şekil duada bulunmuştur. Eğer ki öyle bir şey söz konusu değilse levh-i mahfuzda işte ehlullah burada edep etmiştir. O özel isimlerle Allah'a o şeyin mutlaka olması hususunda duada bulunmamıştır. İsimlerin bir kısmı bileşik harflerden oluşur. Bir kısmı ise Balebekke ve Rahmanirrahim gibi bileşiktir. Bileşik harflere örnek olarak ise tek başına Er-Rahman ismini verebiliriz. Bilmelisin ki harfler tıpkı doğalar, madenler, hatta bütün eşya gibi yalnızken kendilerine özgü niteliklere sahipken başka harflerle bir araya geldiklerinde bir takım yeni özellikler kazanırlar. Şimdi burada harfler de bir ümmettir der Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Harfler de kendi arasında bir ümmettir. Nasıl ki insanlar bir ümmet, hayvanlar bir ümmet, bitkiler bir ümmet, madenler bir ümmet. İşte bu harflerin de bir ümmet olduğunu belirtmekte. Bu harflerin de her birinin birinci ciltte dedik ya bunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Biz orayı atladık dinleyicilerimizin sıkılmaması adına. Çünkü bu sohbete yeni başlamıştık. İnşallah bu 18 cildi tamamladıktan sonra o birinci ciltte atladığımız harfler ilmi atladığımız kısma dönüp orayı da tekrar edeceğiz Allah nasip ederse. Bu harfler ilmi işte harflerin bir ümmet olması hasebiyle her harfin bir karakteri var. Bir tesiri var alemde. Bu alemde bir alemdeki diğer varlıklar üzerinde bir nüfuzu var, etkisi var, tesiri var. İşte bu harfler kendi başına müstakilen bir mana ihtiva ettiği gibi, bir özelliği olduğu gibi harflerin bir araya gelmesiyle oluşan kelimeler birleştiklerinde harfin tek başına müstakilen ifade ettiği mana ya da açığa çıkardığı hakikatin dışında farklı bir hakikat açığa çıkmakta. Çünkü harfler birleşti, bir kelime oluştu. Bu kelime farklı bir mana ihtiva etmekte. Bunu dile getirmek istiyorum Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bilmelisin ki harfler tıpkı doğalar, madenler hatta bütün eşya gibi yalnızken kendilerine özgü niteliklere sahipken başka harflerle bir araya geldiklerinde de bir takım yeni özellikler kazanırlar. Bileşik haldeki özellikleri kendilerine ait değil, toplamın birliğine aittir. Bileşik hale geldiği zaman, kelime olduğu zaman harfler, o zaman onun açığa çıkarttığı özellik tek harfin özelliği gibi değildir. O kelimenin özelliğidir. Bunu anlamalısın. Evet, bu da bir ilimdir. Bunu iyi anlamalısın diyor. Çünkü sırlar aslında buradan da başlıyor yani. Bu meseleden başlıyor. Mevzuyu anlamak. Böylece alemdeki fail sadece birdir. Çünkü bu durum ilahın birliğine delildir. Fail birdir. O halde ilah bir ve eşyayı yaratmasında ortaksız olduğu gibi aynı gerçek var olanlara nispet edilen fiillere de yayılmıştır. Bu sayede var olanlar bileşik olduklarında kendilerinden çıkacak fiiller toplamın birliği nedeniyle ortaya çıkar. Her bir parça tek başınayken bütünün özelliğinden farklı bir özelliğe sahiptir. Her bir harf tek başınayken bütünün özelliğinden farklı bir
özelliğe sahiptir. Ama harfler bir araya gelip bir kelime oluştuğu zaman iki veya daha çok şey bir araya gelince toplamın her parçasına ait olmayan bir sonuç meydana gelir. Apayrı bir özellik çıkar. Örnek olarak mürekkebin siyahlığını verebiliriz. Siyahlık toplamın birliği nedeniyle bütün unsurlardan meydana gelmiştir. Halbuki her parça tek başına aynı siyahlığı veremez. Aynı şekilde kelimelerin bileşimi de harflerin bileşimine benzer. Buradan tek bir harfin amelinin olduğunu öğrenirsin. Evet, tek bir harfin müstakilen bir amelinin olduğunu öğrenirsin. Fakat bu durum kasta bağlıdır. Oradaki niyetin, kastın önemli. Nitekim Arapçada şın harfi duyanda bir şeyin onu geri götürmesi şeklinde bir etki yapar. Evet, şimdi buradan harflerden yine sırlarından bir sır anlatıyor. Burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri şın harfi onu duyanda, şın harfini duyanda bir şeyin onu geri götürmesi şeklinde bir etki yapar. Bakın şın harfinin etkisi buymuş. Şın harfini işiten, duyan müstakilen ama. Kelime içerisinde değil. Şın. Müstakilen şın harfini işitmek, duymak, duyanda bir şeyin geri götürmesine dair bir etki yapar. Onun üzerinde bir tesir yapar. Şın tek harftir. Kaf ise nefsinin bir şeyden geri kalması duygusunu verebilir. İşte kaf harfi de duyulduğunda duyan için duyanın nefsinin bir şeyden geri kalması duygusunu verebilir. Ayn harfi tek bir harf olmakla birlikte duyduğunu anlamayı ifade eder. Kün, ol sözü ise harflerin fiili ve etkisi değil, bir kelimenin fiil ve var edişteki özelliğini gösterir. Bakın kün'deki bu kelime haline gelmiş artık. O zaman bu kelimenin bir kendine has özelliği açığa çıkar. Bununla birlikte bu sözün bir takım şartları vardır ki Allah ehli Allah'ın karşısında o şartları yerine getirir. Böylelikle kün sözünü Allah'a bırakarak onun fiildeki bedelini, karşılığını Bismillah saymışlardır. Elhamdülillah. Bismillah. Allah'ın adıyla. İşte o kün sözünü Allah'a bırakarak ehlullah Bismillah. Bunun karşılığını, bedelini Bismillah saymışlardır. Allah'ın peygamberi Tebük Savaşı'nda onu kullanmış. Yani kün sözünü daha önce veya sonra böyle bir şey ondan duyulmamıştır. Bir kez kullanmış. Tebük Savaşı sırasında kün sözünü, ol sözünü. Bunu daha önceki sohbetimizde de dile getirmiştik. Mesela bu kün sözünü ehlullah'tan bazıları içinde bulundukları halin tesiriyle kullanmışlar. Belki de işte onların kullanmasında bir ruhsat niteliğinde olması için Resulullah Efendimiz bir kez kullanmış bunu. Veya onların işte mazur görülmesi için, onlara rahmet olması için bir kez kullanmış gün sözünü. Ondan sonra bir daha, öyle diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri, bir daha ondan öncesinde ve sonrasında böyle bir şey duyulmamıştır. Bu davranışıyla Hazreti Peygamber sahabenin bilginlerine bu konudaki bu tarz sırları bildirmek istemiştir. Sahabenin içerisindeki bilginlere bu sırları ifade etmek, bildirmek istemiştir. Bu bölümde zikredeceğimiz husus ilahi isimlerin kısımları hakkında söylediklerimizi bilmeyle ilgili olarak zat isimleridir. Bunlar özel isimler gibidir. Bu isimlerden kitap ve sünnette Allah isminden başka bir ismin olup olmadığını bilmiyorum. Bu Allah isminin bir kökten türetilmiş olduğunu reddedenlere göre böyledir. Sonra bu ismin bir kökeni var ise acaba isimlendirilen adına bu amaçlanmış mıdır, amaçlanmamış mıdır? Amaçlanmamış mıdır? Nitekim bir şahıs özel isim yoluyla Bayezid diye isimlendirilebilir. Bayezid. Bu isim artış anlamından ve artmak demek olan bir fiil olabilir. Fakat biz kişiyi bedeninde ve bilgisindeki artış ve gelişme nedeniyle böyle isimlendirmedik. Sadece onu tanıyalım ve kendisini çağırmak isteyince çağırabilelim diye böyle isimlendirdik. Adını Bayezid koyduk diyor. İsimlerin bir kısmı bu şekilde vazidir. Böyle söylendiklerinde bütün isimler özel isim haline gelir. Öte yandan isimler övmek için övgü isimleri iseler, kullanıldıklarında gerçekte niteliklerin isimleri olurlar.
Nitelik varlığının nitelenende bulunmasını gerektirir. Çünkü nitelik kendi başına var olmaz. Ve kendisine ait veya izafi bir varlığı yoktur. Onun dışta varlığı yoktur. Öyleyse nitelik övgü, kınama veya medih yoluyla kendisiyle nitelenene işaret eder. Kur'an'da yer alan ilahi güzel isimler böyle gelmiştir. Bunların hepsi anlam bakımından Allah'ın zatını niteler. Allah kelimesi ise lafzın vaz edilmesi yoluyla ona işaret eder. O halde Allah isminin zat için özel bir isim olduğu aşikardır ve türeme kastedilmemiştir. Bununla birlikte bazı Arapça bilginleri bu isimde bir türeme kokusu bulunduğunu söyleyebilir. Zamir isimlerine gelirsek bunlar hiç kuşkusuz zata işaret ederler ve türetilmemişlerdir. Örnek olarak hüve, o, bu, ben, biz, sen, inni, kuşkusuz ki sen, kuşkusuz ki ben ifadesindeki ye yani ben, inneke, kuşkusuz sen ifadesindeki ke, sen, seni gibi zamirleri verebiliriz. Hüve, o, üçüncü tekil şahıs zamiridir. Zamirler Hakk'a özgü değildir. Onlar gizli, herkese aittir. Bu yönüyle zamir, daha önce kendisinden söz edilen, görünmeyenin zatını gösteren sözlerdir. Böyle olmazsa zamir kullanmanın anlamı kalmazdı. Bu nedenle kendisini zikretmezden önce gizleme ancak şiirin zorunlu kılması nedeniyle olabilir. Şair vezinde zorda kalınca böyle bir yola başvurabilir. Şöyle bir mısra vardır. Burada bir şiirden bu örnekleme adına bir mısra vermiş. Rabbim onun hayrını versin. Adi bin Hatem'in diye bir şiir. Burada önce zamir zikredildi. Onun. Onun hayrını versin. Çünkü şair şöyle demek istiyordu. Rabbim Adi bin Hatem'in iyiliğini versin. Şair vezni tutturamadığı için zamiri öne almıştır. Onu kelimesini şiirdeki vezni gözetmek adına yapmıştır. Zamirlerden birisi de za harfidir. Bu işaret zamirlerindendir. Örnek olarak zalikumullah, işte Rabbiniz Allah odur ifadesini verebiliriz. Başka bir zamir, bana ibadet et, benim için namaz kıl ayetinde geçen yelik zamiridir. Aynı şekilde sen, seni gibi zamirleri verebiliriz. Bunlar, sen onların üzerinde gözetici idin ayetinde geçer. Biz, bizi, bize gibi zamirler de bu kapsama girer. Onu biz indirdik ayetinde geçtiği gibi. Aynı şey ikinci tekil şahıs zamiri için de geçerlidir. Sen aziz ve hakimsin ayetinde olduğu gibi. Bütün bunlar zamir, işaret ve kinaye isimleridir. Bunlar gizlenen, hitap edilen, işaret edilen, kinaye edilen şeylere gönderme yapar. Bununla birlikte özel isim değillerdir. Fakat onlar delil olmada özel isimlerden daha güçlüdür. Çünkü özel isimler niteliklere muhtaçtır. Bunlar ise onlara muhtaç değildir. Her bir kelimenin kendilerini zikredişte bir sonucu vardır. Allah ehli olan zevk sahiplerinden kimsenin bu yolda salikler için zikirde o yani hüve, hu zamirinden başkasına dikkat çektiğini görmedik. Bu zamiri seçkinlerin seçkinlerinin zikri saymışlardır. Hüve zamirini, o, hu zikrini seçkinlerin seçkinlerinin zikri saymışlardır Allah ehli. Çünkü bu zamir onlara göre ilk konuluşunda Allah isminden daha çok bilinir. Çünkü o özel olarak herhangi bir türeme olmaksızın hakikate delalet eder. Allah ehli o zamirini diğer zamir ve kinayelere üstün tutar. Bunun nedeni onun hakikatinin bilinmesinden uzak üçüncü şahıs zamiri olmasıdır. Onlar şöyle demiştir. Hüve sadece Allah'ın bilebildiği hüviyete işaret eder. Böylelikle onlar bu görüşe dayandıkları gibi özellikle Allah'ın kendisini bilmediğini zanneden bir grup da böyle düşünmüştür ki Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Bu grup zikirde hüveden başka bir zamirin mertebede daha yetkin olabileceğini bilememiştir. Buna örnek olarak inni ifadesinden ye yani beni, ben veya nezzelna biz indirdik ifadesindeki na, biz gibi bileşik zamirleri verebiliriz. Bütün bunlar zikrederken arif için değil, salik için
hüveden üstündür. Arif için değil, salik için hüveden, hu isminden üstündür. Ariflerde ise hüveden daha üstün bir zikir yoktur. Aynı şekilde bunlar ikinci şahıs zamirlerinden de üstündür. Örnek olarak seni, sen gibi zamirleri verebiliriz. Çünkü sadece Allah kendinden söz ederken beni, ben ve biz diyebilir. Bu zamirleri Allah ile söyleyen kişi ise Allah zikri en büyüktür diyen kimsedir. Bunun neticesi ise daha büyüktür. Çünkü zikrin değeri zikredenin bilgisinin büyüklüğüyle ölçülür. Zikrin değeri zikredenin bilgisinin büyüklüğüyle ölçülür. Evet. Allah'tan daha bilgili yoktur. Diğer zamirler ise o, bu, sen gibi işaret edilen varlığın özelliklerindendir. Bunlar da hüveden daha üstündür. Bununla birlikte Allah ehlinden kimse bunlarla zikretmeyi adet edinmemiştir. Halbuki onlar hüve zamiriyle zikri adet edinmiştir. Onları bu zamirlerle zikir yapmaktan zevkin olmayışı mı engelledi bilmiyorum. Bu daha yakın bir sebep gibi görünüyor. Çünkü onlar bu zamirleri zikir yapmamıştır. Dolayısıyla zevkleri de yoktur. Şöyle denilebilir. Bu zamirler sınırlama gerektirir. Biz de şöyle deriz. Bu durum bütün zamirlerde geçerlidir. Biz özel tarzdaki bir huzur ile birlikte bütün bunlarla zikretmeyi kabul ediyoruz. Şeriatta bu konudaki görüşümüzü destekleyen ifadelerden biri Hazreti Peygamber'in Allah kulunun diliyle Allah kendisini öveni duydu der hadisidir. Allah kulunun diliyle Allah kendisini öveni duydu der hadisidir. Kutsi bir hadiste ise ben onun duyması, görmesi, dili, eli, ayağı olurum denilir. Hak biz, ben, beni gibi zamirlerle konuşandır. Biz de onu bu zamirlerle onun yerine ya da onun kendisiyle zikrederiz. Çünkü benim dilimle bunları söyleyen odur. Binaenaleyh böyle bir zikir daha huzurlu ve gösterdiği şeyi daha açıklayıcıdır. Tabii şimdi Allah'ı zikrettiğimiz zaman, evet biz Allah'ı ismiyle zikretmekteyiz. Hakikati yönünden bir cihetten ise o bizim dilimizle kendini zikretmekte. Aynen. Bir ciheti de odur yani. Aynen. Hakikati. Sonuçta biz mazharlar değil miyiz? Yani. Mazharlarda tecelli eden o değil mi? Aynen. Dolayısıyla o kulunun diliyle kendini zikretmekte. İşte hadis-i şerifte geçtiği gibi Allah kulunun diliyle Allah kendini öveni duydu der. Aynen. Hadisidir. Semiallahu limen hamide diyoruz ya namazda. Bu isimlerin yani zamirlerin fiilde tesir bazı özellikleri vardır. Allah ehlinden kimsenin hüvenin dışındaki zamirlerin bu tarz özelliklerini bildiğini görmedim. Sen o dediğinde o olur. O derken o olmazsa o senin o deyişinde olur. Nasıl kelimeler kullanıyor, nasıl cümleler kuruyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Sen o dediğinde o olur. O derken o olmazsa o senin o deyişinde olur. Diğer zamirlerin isimleri de böyledir. Bunu bilmelisin. Çünkü bu Allah'ı bilmenin sırlarındandır. Allah ehlinden kimse bunun farkına varmamış veya buna dikkat çekmemiştir. Bunun nedeni ilahi mertebe hakkındaki, buna şimdi neden dikkat çekmemiştir onu açıklıyor. Bunun nedeni ilahi mertebe hakkındaki gayret, cimrilik veya bununla ilgili korkudur. Evet, ehlullah'ın bir kısmı işte bu sırları ifşa etmekte imtina etmişler. Bir kısmı cimrilik etmiş. Bunları açıklamakta. Bu bilgi kendilerine kalsın istemiş. Bir kısmı gayret, cimrilik veya bununla ilgili korkudur diyor. Bir kısmı o sırrı ifşa etmekten korkmuş. Sıkıntıya düşmekten. Bundan dolayı dile getirmemiştir. Korku bu isim söylendiğinde Allah'ın kendisinde yaratmayı izhar etmesinden dolayı kuldan ortaya çıkacak çekinme ile ilgilidir. Çünkü onun kulunun dilinden söyleyen Allah'tır. Bunun ayetten delili şudur. Evet şimdi Kur'an'dan ayetten delilini getirmiş. Ona üfler ve benim iznimle kuş olur. Allah'ın kulun hüveyi söylemesi esnasında yaratması bu esnada özel bir mazharda zuhuru demektir. Çünkü ondan başkası zuhur etmez ve hüveyi ancak o der.
der. Öyleyse Allah kendisini izhar etmiştir. Allah zahir yani izhar eden, batın bırakan, aziz, izzet veren, zengin edendir. Bu isimle bu zikrin sırrına dikkatini çektim. Diğer zamir, işaret ve kinaye isimlerini de bu esasa göre alırsın. Fakat kimin zikrettiğini, nasıl zikrettiğini ve kimden ve kimle zikrettiğini öğrenebilmek için temizlik, huzur, edep ve bu konulardaki bilgi zorunludur. Allah onun için ve senin için zikredenlerin en hayırlısıdır. İkinci kısım ise ilahi isimlerin ilmidir. Bu kısım ikiye ayrılır. Birincisi mana sıfatlarının isimlerini bilmektir. Örnek olarak El-Hay ismini verebiliriz. Bu isim hayat ve bilgi ile nitelenen zatın bulunmasını gerektirir. Bilgi ile nitelenen ise bilen diye isimlendirilir. Kudret özelliğiyle nitelenen Kadir, irade ile nitelenen Mürid diye isimlendirilir. Öte yandan duyma, görme ve konuşma özelliğiyle nitelenen duyan, gören ve konuşan diye isimlendirilir. Bütün bunlar nitelenenle var olan anlamlardır. Ya da farklı bir isimlendirme ile nispetler de diyebilirsin. Bu niteliklerin kendileriyle nitelenende bir takım hükümleri vardır. İsimler, bilgi ya da kudret diye isimlendirilen nitelik ve nitelenen zatı gösterseler bile onların kendi aralarında bir takım mertebeleri vardır. Söz gelişi, bilginin kendisinde bulunduğu kişi alim, allam, alim, habir, muhsi, muhit diye isimlendirilebilir. Bütün bunlar bilgiyle nitelenen isimlerdir. Fakat alimin anlamı alim ve habirin anlamından farklıdır. Bu isimden alimden anlaşılmayan bir anlam anlaşılır. Çünkü alim mübalağa bildirirken alim isminden anlaşılmayan bir anlam bildirir. Çünkü bilinenlerden herhangi bir şeyi bilen kimse alim diye isimlendirilirken alim ve allam bilgisi pek çok şeye ilişene verilen bir addır. Habir ismi ise denedikten sonra öğrenen kimsenin ismidir. Haberdar olan. Allah Teala şöyle der. Ayette şöyle geçer. Sizi deneyeceğiz ta ki öğrenelim. Muhsi ismi de bir açıdan bilinenleri sınırlamayla ilgilidir. Bu ismin anlamı bilgiyi talep eden özel bir ilişmedir. Muhit isminin ilgisi de özeldir. Bu bilinenlerin zatlarındaki resimdeki yani betimleme ve lafızdaki hakikatlerini bunların arasından sonlu ve sonsuz olanlarını bilmeyle ilgilidir. Sonsuz olanı Muhit ismi sonsuz olarak bilmiş ve ihata etmiştir. Burada bilgi sahiplerinin büyük kısmının ayağı kaymıştır bu noktada. Kadir, Muktedir, Kahir gibi bütün nitelikler de böyle değerlendirilir. Bütün bunları kudret niteliği gerektirir. Kendilerini talep eden nitelik bir olsa bile hepsinin arasında fark vardır. Kahir, direnenin karşısında bulunurken Kahhar, pek çok direnenin karşısında bulunur. Kahir direnenin karşısında bulunurken Kahhar pek çok direnenin karşısında bulunur. Kadir ise dışta yok olmakla birlikte etkiyi kabul edenin karşısındadır. Bu durumda onda bir tür imtina vardır ki bu sorunlu bir meseledir. Çünkü var olmasından önce yokluğun mümkünü geçmesi irade edilen iş değildir. Ya da bu mümkün adına zati bir nitelik değildir. Bu bir sorundur ve öğrenilmesi gerekir. Muktedir, kudretin güç yetirilene yani maktur, kudretin güç yetirilene ilişmesi esnasında ortaya çıkan bir isimdir. Muktedir. Çünkü bu isim tıpkı muktesip ve kasip isimlerinin ilişkisi gibi fiilini kudretin güç yetiricinin varlığını yaratışında gösterir. İsimler arasındaki fark ortaya çıkmıştır. Hepsini tek bir nitelik talep edebilirken farklı açılardan talep eder. Çünkü alemde eş anlamlılık yoktur. Çünkü bu bir tekrardır. Varlıkta ise ilahi genişlikle çelişeceği için genel anlamda
tekrar yoktur. Yani aynı yoktur. Benzeri olabilir. Çünkü eğer aynısını Allah-u Teala yaratmış olsaydı bu ilahi genişlikle çelişecekti. Oysa ki Allah hazinesi geniştir. Şeriatta sözle ilgili Eş-Şekûr ve El-Mücib isminden başka ilahi isim bulamadık. Kelam lafzından da bir isim bulamadık. Bildiğim kadarıyla irade sözünden türetilmiş bir isim yoktur. Şu var ki anlam bakımından onun isimlerinden birisi de fiil isimleridir. Allah şöyle der: O dilediğini yapandır. Bu ismin tasavvur edilmesi güç bir bağlamı vardır. Bu ise onun iradesinin söz söylemesidir. Onun sözü fiillerden olmadığı gibi yok olan, yani Adem'i yok olan bir nispet veya özellik de değildir. Aynı şekilde bu isim kudrette tasavvur edilir. Çünkü Hakk'ın kadir olması kullarını dilediği şekilde konuşturması demektir. Burada öğrenilmesi gereken bir bilgi vardır. Şöyle ki, Allah iradesinin bir şeye ilişmesini zaman hükmü altına sokarak ne zaman ki iza ki bu bir zaman kipidir edatını getirmiş ve şöyle demiştir. Bir şeyi irade ettiğimizde ona sözümüz oldur. Bununla birlikte zaman da irade edilmiş olabilir ve bu durumda ne zaman ki ifadesi anlamını yitirir. Çünkü zaman henüz var olmamıştır ki onun bir hükmü olabilsin. Bu bilgi ilahi isimlerin sırlı bilgilerindendir. Bilmelisin ki Allah ehlinin onun isimlerindeki dayanakları kitaplarında veya Resullerinin dilleriyle kendisini isimlendirdiği şeylerdir. Bu isimleri türetilmiş anlamıyla veya övgü anlamında ele alsaydık sayı bakımından sınırlandırılamazdı. Eğer böyle bir şekilde ele alsaydık bu isimleri, Allah'ın isimlerini sayı bakımından sınırlandırılamazdı. Allah şöyle der: Güzel isimler O'nundur. Sahih bir hadiste ise şöyle denilir: Allah'ın 99 ismi vardır. Onları ezberleyen cennete girer. Doğru bir yoldan bu isimleri tam saptayamadık. Doğru bir yoldan bu isimleri, bu 99 ismi tam saptayamadık. Bu konudaki bütün hadisler sorunludur. Allah'ın isimlerini dile getirildiği, yani tek tek isimlerin. Şimdi sahih olan hadisi zikretti. Sahih hadiste nasıl geçiyor? Allah'ın 99 ismi vardır. Onu ezberleyen cennete gider. Bu diyor sahih hadistir. Fakat bu isimlerin zikredildiği hadislerde sorunludur diyor. Onun için bu isimleri tek tek sahih bir şekilde saptanmamıştır. Bu konudaki bütün hadisler sorunludur. Ve onlardan doğru bir bilgi çıkmaz. Yani isimleri tek tek belirtilmiş olan hadisler. Allah'ın isimlerini. Keşif yoluyla bizim veya her kim adına gerçekleşirse, başkaları adına meydana geleni ise kendimiz onlarla dua etsek bile herhangi bir kitaba yazmadık. Evet, şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki bu isimleri keşif yoluyla, ilahi keşif yoluyla doğru ve sahih bir şekilde bu bilgiyi biz elde ettik. Veya bizim gibi ehlullah'tan elde edenler var. Ancak biz bunları keşif yoluyla sahih olarak elde ettiğimiz bu bilgiyi kitaba geçmedik diyor. Hadis olarak mı? Hadis olarak değil, 99 isimle alakalı mevzu. Şimdi Allah-u Teala'nın 99 isminin, bu 99 isminin neler olduğuna yönelik hadislerde sorunlar var diyor. Sorunludur bu hadisler diyor yani. Hepsine de bu isimlerin zikredildiği hadislerin hepsi sahih olarak hadis alimleri tarafından kabul edilmemiştir. Sorunludur bu hadisler. Biz diyor, biz ve bizim gibi ehlullah keşif yoluyla bu 99 ismi sahih bir şekilde öğrendik. Daha önceki sohbetlerimizde de geçiyordu ya, Muhittin İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Biz ve bizim gibi ehlullah ilahi keşif yoluyla sahih bir şekilde Resulullah Efendimiz'e ait olduğu söylenen sözleri kendisiyle, ruhaniyetiyle, manevi cihetten görüşürüz ve ona sorarız. Bu söz sana mı aittir ya Resulullah? Ve Resulullah Efendimiz o söz kendisine ait ise, evet bu söz bana aittir der, biz onunla amel ederiz diyor. Eğer kendisine ait değilse, hayır bu söz benim sözüm değildir, o zaman bir söz, o sözün uydurulmuş olduğunu anlarız. Her ne kadar kitaplarda sahih
hadis diye geçse dahi biz onunla amel etmeyiz diye beyan etmişti. Bildirmişti. Şimdi bu sahihlik hususunda işte keşif yoluyla biz ve bizim gibi ehlullah diyor. Bu bilgiyi öğreniriz. Öğrendik. Lakin kitaplarımıza bunu yazmadık. İşte bakın bu hadis konusunda da hiçbir ehlullah sahih olarak elde etmiş olduğu hadisleri işte ben Resulullah Efendimizle keşif, ilahi keşif yoluyla ve Resulullah Efendimizle görüşmeyle elde ettiğim bilgiler şunlardır. Ona şu hadisleri sordum tek tek. O da şunları sahih olduğunu söyledi. Bunların sahih olmadığını söyledi diye bir kitap yazmamıştır ehlullah. Böyle bir kitabı yok. Elhamdülillah. Nedenini söyleyecek şimdi. Neden yazmamış ehlullah böyle bir şeyi? Elhamdülillah. Bu konuda bütün hadisler sorumludur ve onlardan doğru bir bilgi çıkmaz. Keşif yoluyla bizim veya her kim adına gerçekleşirse, başkaları adına meydana geleni ise kendimiz onlarla dua etsek bile herhangi bir kitaba yazmadık. Böyle yapmak Allah'a iftira edenlerin içlerinde bir bozulmaya yol açardı ki zamanımızda bu insanlar çoktur. İşte bunun için böyle yapmadık diyor. Çünkü günümüzde artık hakikaten Resulullah Efendimizin sözlerine bile gerçekten sahih olduğu tespit edilen bazı sözleri bile eleştirilmekte ki. Önemli. Yani insanlar buna bile cüret etmekte. Eyvallah, doğru abi. Ehlullah'ın sözünü kim eleştirmez? Yani. Öyle değil mi? Yani. Günümüzde buna dahi cüret edenler var. Doğru. Bunu yapmadık diyor. Böyle yapmak Allah'a iftira edenlerin içlerinde bir bozulmaya yol açardı ki zamanımızda bu insanlar çoktur. Demek ki o zamanda dahi böyle insanlar varmış. Eserini incelediğimizde hiç kimsenin bu isimlerle Hafız Ebu Muhammed Ali bin Said bin Hazm el Farisi kadar ilgilenmediğini gördük. Evet, Ehlullah'tan da hiç kimsenin bu isimlerle, bu 99 ismi belirlemekle alakalı ilgilenmediğini gördük. Eserlerinde bu konuda yoğun bir şekilde bu konuya yoğunlaşıp da böyle bir eser vermemişlerdir diyor. Bir tek bu şahsı zikrediyor. En çok ilgilenen de budur. Onun ulaşabildiği son nokta ise Esma-i Hüsna'dan, yani güzel isimlerden zikredeceklerimdir. Evet, şimdi bu şahıstan onun tespitiyle ulaşılabilen bu 99 isimden neler zikredilmiş onu dile getirecek. Sahih kaynaklardan bize aktarabildikleri bunlarla sınırlıdır. Bu kaynağı bize Ali bin Abdullah bin Abdurrahman el-Feryani, Ebu Muhammed bin Abdulhak bin Abdullah el-Ezdi el-İşbili'den, ona da Abdulhak icazet ve duyma yoluyla Ebul Hasan Şureyh bin el-Ruayni, o da Ebu Muhammed Ali bin Hazm el-Farisi'den aktarmıştır. Şöyle der: İsimler Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in sahih hadislerinden çıkartılır. Evet, zikredilen Esma-ül Hüsna'dan sahih olarak tespit edilmiş, sahih hadislerden ve Kur'an'daki ayetlerden tespit edilmiş Esma-ül Hüsna'yı sıralıyor burada. Bu hadislerin sayımı bize şu şekilde ulaşmıştır: Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Alim, El-Hakim, El-Kerim, El-Azim, El-Halim, El-Kayyum, El-Ekrem, Es-Selam, Et-Tevvab, Er-Rab, El-Vehhab, El-Akrab, Es-Semi, El-Mücib, El-Vasi, El-Aziz, Es-Şakir, El-Kahir, El-Ahir, Es-Zahir, El-Kebir, El-Habir, El-Basir, El-Gafur, Es-Şekur, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Cabbar, El-Mütekebbir, El-Musavvir, El-Ber, El-Muktedir, El-Bari, El-Ali, El-Gani, El-Veli, El-Kavi, El-Hay, El-Hamid, El-Mecid, El-Vedud, Es-Samed, El Ehad, El Vahid, El Evvel, El Ala, El Müteal, El Halik, El Hallak, El Rezzak, El Hak, El Latif, El Rauf, El Afü,
El-Fettah, El-Metin, El-Mübin, El-Mü'min, El-Cemil, El-Refik, El-Musir, El-Kabız, El-Basıt, El-Şafi, El-Mu'ti, El-Mukaddim, El-Muahhir, Et-Dehr. Bunları saydığımızda toplamda 71 adet oluyor. Yani aziz Allah Celle Celaluhu. Sahih hadislerden elde edilen bilgi ile ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler incelemek suretiyle elde edilen Esma-ül Hüsna'dan sahih olarak. Aynen. Sahih hadislerde geçen ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden elde edilen Esma-ül Hüsna'dan tespit edilen isim bunlardır diyor. Aynen. Toplamda 71 adet. Ebu İshak'a varıncaya kadar nesilden nesile pirlerimizden aktarılan isimler bunlardır. Kur'an'dan öğrendiğimiz ve izafeli gelen başka isimler de vardır. Bunlar bize göre isim iken ona göre isim değillerdir. Aynı şey hadislerde de geçerlidir. Allah'ın isimlerini gerçekte öğrenmek isteyen kimse, "Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız." ayetini incelemelidir. Gerçekte varlıkta sadece Allah'ın isimleri vardır. Fakat yaratıkların gözleri onların bilgisinden perdelenmiştir. Bu bağlamda koruyucu olan Allah'tır, başkası değil. Öyleyse korumada vasıta olan her şey ile perdelenen Allah'tır. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Ya da melekleri elçiler yapan, geceyi dinlenme yapandır. Yeryüzünde halife yaratandır. Göklerin ve yerin nurudur. Gökleri ve yeri ayakta tutandır. Allah çok sabredendir. Tövbeyi kabul edendir. Hesabı hızlı görendir. Azabı şiddetli olandır. Dereceleri yükseltendir. Arş ve miraçlar sahibidir. Seni yola sevk ettim. Bunlar manalara, nispetlere ve el-evvel, el-ahir, el-zahir, el-batın gibi izafetlere delalet eden nitelikler kısmıdır. Üçüncü kısım ise fiil isimleridir ki bunlar açıktır. Örnek olarak Musavvir ismini veya Allah tuzak kurdu gibi ifadeleri verebiliriz. Bütün fiil isimleri irade isimleridir. Dördüncü kısım mümin, Rab gibi Allah'ın kullarla ortak olduğu isimlerdir. Mümin, doğrulayan ve güven veren demek iken Rab, sahip anlamına geldiği gibi ıslah eden, efendi, mürebbi ve sabit olan demektir. Öyleyse ilahi isimlerden birisini öğrenince onun hangi mertebeden olduğuna bakmalısın. Tabii bakın bazı isimler de diyor kulun ve Allah'ın ortak olduğu isimler de vardır. Mümin. Kula da mümin denmekte değil mi? Allah'ın isimlerinde de var mümin ismi. Öyleyse ilahi isimlerden birisini öğrenince onun hangi mertebeden olduğuna bakmalısın. Sonra onu mertebesinde bırakarak genel olarak mertebenin dışına çıkarmamalısın. Her ismin bütün niteliklerin ait olduğu zata delil oluşundan habersiz kalma. Bunu bilirsen sen de çoklukta hakikati bir olan olursun. Eğer bunu bilirsen sen de çoklukta hakikati bir olan olursun. Sen de birçok olursun. Çünkü mertebe ve hakikatler sıfatları oldukları kimse adına isimleri talep eder. Sen de onlarla dua ettiğinde Allah'ın mertebelere ve hakikatlere bir inayeti olduğunu öğrenirsin. Bu mertebelerin hükümlerinden Allah'a isimler verilmiş, zatını onların hükümlerinin mahalli yapmıştır. Söz gelişi hilim, bu hükmün kendisinden ortaya çıktığı kimseye akledilir bir anlamın verildiği bir niteliktir. O, cezalandırmaya veya bağışlamaya gücü yeterken hilim gösterir. Yumuşaklık gösterir. Kerem, mertebesinin de akledilir bir anlamı vardır ve bu anlamda kendisinden kerem ortaya çıkana isim verilir. Bu isimlere örnek olarak Kerim, Muti, Cevat, Mün'im gibi isimleri verebiliriz. Kerim, İşte cömertçe ikramda bulunan, muti veren, ihsan eden, cevat sonsuz cömert, sınırsız ihsan anlamlarını ihtiva ediyor. Münim nimet veren. Bu isimler genelde aynı hakikate işaret etmekte.
Bütün isimleri işaret ettiğim şekilde ele almalı ve mertebelerinin dışına çıkarmamalısın. Bununla birlikte Allah'ın isimleri içerisinde bir eş anlamlılık veya hepsinin birbirine zıt olduğunu da düşünme. İşte Allah ehline ait marifetin ilk kısmını kısmı bir ayrıntılandırmayla birlikte özet olarak sana açıkladık. Bunu iyi anla. Evet, şimdi hakikatleri bilmek, ilahi isimleri bilmek konusunu bu şekilde, kısa bir şekilde açıkladık diyor. Geçtik şimdi ikinci ilimlerden olan tecelli ilmini bilmek. Bilmelisin ki ilahi tecelli süreklidir ve üzerinde perde yoktur. Fakat o olduğu bilinemez. Şöyle ki, Allah alemi yarattığında yokluk halinde ona sözünü duyurdu. Bu durum ol ifadesinde geçer. Kün, ol. Alem Allah'a görünür iken bu esnada hak aleme görünmüyordu. Çünkü mümkünlerin gözleri üzerinde bir yokluk perdesi vardı. O kadar. Dolayısıyla onlar varlığı idrak edemiyordu ve onlar mağdumdu. Yani yoktu. Yokluktaydılar. Bu durumda hakkın yaratması tıpkı karanlığı kaçırtan ışığa benzer. Işık bulunduğunda karanlık kalamayacağı gibi yokluk ve varlık ilişkisi de böyledir. Şimdi örneklemeyle bu konuyu daha iyi anlamamız adına bir örnek veriyor. Allah yokluktaki hakikatlere imkan ve varlığı kabul etme istidatları nedeniyle var olmayı emrettiğinde, yokluktaki hakikatlere var olmayı emrettiğinde ne olduğunu görmek üzere koşmuşlar. Çünkü onların kuvve hallerinde varlık bakımından değil, sübut yönünden duyma gücü olduğu kadar görme gücü de vardı. Yokluktayken. Mümkün var olduğunda ışık ile kuşatılır ve karanlık kalkar. Mümkün varlığa çıkan anlamında kullanıyor burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bu durumda mümkünün gözü açılır. Varlığı sırf iyilik olarak görür. Bu durumda onun mahiyetini öğrenemediği gibi kendisine var olmayı emreden olduğunu da bilememiştir. Bunun üzerine tecelli ona gördüğü şey hakkında bilgi vermiştir. Yoksa varlığı verenin o olduğunu bildirmemiştir. Gördüğü şey hakkında bilgi vermiştir tecelli. Meğer ki yokluk ondan çıkıyormuş. Meğer ki yokluk ondan çıkıyormuş. Bu durum ışık karşısında bulunan şahıstan oluşan gölgeye benzer. Şimdi örnek veriyor. Neye benzer bu durum? Işık karşısında bulunan şahıstan oluşan gölgeye benzer. Şahsın önünden ışığı tuttuğun zaman ne yapar? Arka tarafına bir gölgesi düşer. Bunun üzerine bu nedir diye sorunca ışık kendisine sağından şöyle cevap vermiş. Bu sensin. Gölgesini soruyor, gölgesini görünce. Işık çıkınca bu şahsın gölgesi düşüyor arka tarafa. Bu nedir diye soruyor ve cevap veriyor ışık. Bu sensin. Sen ışık olsaydın gölge çıkmazdı. Sen eğer ışık olsaydın gölgeden söz edilmezdi. Ben ise ışığım ve onu ortadan kaldırırım. Şimdi burada parantez içinde şu konuyu belirteyim. Bu anlatacağımız meseleyi tefekkür ederken tefekkürünüzü kolaylaştırması adına Rab ve kul meselesine ışık tutan bir açıklama yapıyor burada şimdi. O mevzuya tefekkür ederken şimdi bu anlatılanları o konuyu aklınızda tutarak tefekkür ederseniz daha net bir şekilde konu anlaşılacak. Rab ve kul mevzu. Yani diyordu ya Muhittin İbn Arabi Hazretleri hiçbir zaman Rab kul olmaz, kul da Rab olmaz. Bunlar mertebeler ayrıdır. Evet, tekrar şimdi o örneklemeye geldik. Bu durum ışık karşısında bulunan şahıstan ortaya oluşan gölgeye benzer. Bunun üzerine bu nedir diye sorunca ışık kendisine sağından şöyle cevap vermiş. Bu sensin. Sen ışık olsaydın gölge çıkmazdı. Ben ise ışığım ve onu ortadan kaldırırım. Senin sahip olduğun ışık benim karşımda bulunduğun için kazanılmıştır. Böylece ben olmadığımı öğren diyor ışık. Ben olmadığımı öğren. Eyvallah. İşte ben gölgesiz ışığım.
Sen ise mümkün olduğun için, yaratılan olduğun için, zahirde açığa çıkan olduğun için karışık ışıksın. Bana nispet edilirsen seni kabul ederim. Işık konuşuyor. Bana nispet edilirsen seni kabul ederim. Yokluğa nispet edilirsen o da seni kabul eder. Sen varlık ve yokluk arasında olduğun gibi iyilik ve kötülük arasındasın. Gölgenden yüz çevirirsen imkan halinden yüz çevirmiş olursun. Eğer ki gölgenden yüz çevirirsen imkan halinden yüz çevirmiş olursun. Bu durumda ise beni tanımaz ve bilemezsin. Bakın buradaki Rab ve kul mertebesini nasıl? Tabii yani. Kulluğundan yüz çeviremezsin asla. Hı. Kulluk vasfını komple kaldırıp da her şey oymuş deyip de ben de oyum, yok öyle bir dava. Ha. Bak bu örneklemeyle ne güzel anlatmış Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Gölgenden yüz çevirirsen işte ayakları kayan insanlar burada kayıyor. Gölgesinden yüz çeviriyorlar. Ondan sonra her şey o. Demek ki ben de o diyorlar. Sapıtıyorlar Allah muhafaza. Sen kulsun ya. Kulluk mertebesindesin yani. Asla ebediyen kul kulluk mertebesinden çıkamaz. Önemli. Sırrında, hakikatinde bu hakikati idrak edersin. Ama yaşamında şeriat hükümleri seni bağlayıcı. Çünkü kulsun. Önemli. Kulluğunu ifa etmek zorundasın. Önemli. Ve daha önceki sohbetimizde dediğimiz gibi ruhun aslı, hakikati cihetiyle işte bu ışığı, önemli, kaynağını idrak ettin. Edebilirsin. Bu sadece insanın idrakinde olacak, oluşacak bir şey. Önemli. Bu hakikati idrak edersin. Fakat yaşayışta ruhumuz hiçbir zaman bedensiz kalmaz. Bu dünya hayatında nasıl ki bir bedenimiz var, etten kemikten, unsurlardan halk edilmiş. Ölümümüzle birlikte berzah alemimize geçtiğimizde ruha ayrı bir beden giydirilecek kabir aleminde. Yine bedenimiz var. Mahşer alanına kalktığımızda, dirildiğimizde yine o ruhumuzun bir bedeni var. Mahşer alanından geçiş yapıldıktan sonra kişi cennete ya da cehenneme sevk edilecekse gittiği mekana göre yine bedeni var. Yani daimi bedenden ayrı değil. Mümkün değil yani. Her daim ruhumuza giydirilmiş bir bedenimiz var. Bulunduğu ortamın şartlarına, usulüne uygun olarak bir beden o ruha giydiriliyor. Ve bu hakikat babında bakıldığında mutlaka ben varım algısı insandan ebediyen silinmez. Hakikat cihetiyle bu hakikati idrak edebiliriz. Bu sırra vakıf olabiliriz. Ama sadece idraklerimizde olur. Fakat ben varım algısı ebedi olarak bizim üzerimizde daimidir. Cennet hayatında da olsa. Tekrar konumuza dönelim. Yokluğa nispet edilirsen o da seni kabul eder. Sen varlık ve yokluk arasında olduğun gibi iyilik ve kötülük arasındasın. Gölgenden yüz çevirirsen imkan halinden yüz çevirmiş olursun. Bu durumda ise beni tanımaz ve bilemezsin. Çünkü senin ilahın, Rabbin ve yaratanın olduğum hakkındaki yegane delilin mümkün olmandır. Senin delilin budur. Mümkün olma, yaratılmış olma. Bu ise senin gölgeni görmendir. İşte mümkün olduğunu bilmezsen, gölgeni görmezsen asla beni tanıyamazsın, bilemezsin diyor. Bütünüyle kendi nurundan yüz çevirirsen ve sürekli gölgeni görürsen, onun imkan halinin gölgesi olduğunu bilemeyerek imkansızın gölgesi olduğunu zannedersin. İşte burada da Rabbi hakkında bilgiye sahip olmayıp bu sırlara vakıf olmadan bütünüyle bundan yüz çevirdin, ışıktan tamamen gölgene yönelirsen diyor. O zaman da onun imkan halinin gölgesi olduğunu bilmeyerek imkansızın gölgesi olduğunu zannedersin. İmkansız ve zorunlu ise her yönden birbirinin zıttıdır. Ben seni çağırırsam bana icabet edemez ve beni duyamazsın o zaman. Tamam. Bedene dönersen tamamen işte o zaman neye? Esfeli safiline inmiş olursan artık sen beni duyamazsın. İşitemezsin beni diyor. Kulağın beni duymaz, işitmez.
Bana icabet edemez ve beni duyamazsın. Çünkü senin gördüğün şey benim davetim karşısında seni sağırlaştırır. Öyleyse seni gölgenden habersiz kılacak şekilde bana bakma. Seni gölgenden habersiz kılacak şekilde bana bakma. Her daim kulluğumla birlikte bana bak. Aksi halde ben olduğumu iddia eder ve bilgisizliğe düşersin. İşte gölgenden habersiz bana yönelirsen, bana bakarsan ben olduğumu iddia edersin ve bilgisizliğe düşersin diyor. Ne güzel açıklamış. Gölgene benden habersiz kalacak şekilde de bakma. Bu durum seni sağır yapar ve niçin yaratıldığını bilemezsin. Öyleyse bazen gölgene, bazen bana bak. Bir gözünle gölgene bak, bir gözünle bana bak. Allah'ın senin için iki göz yaratmasının nedeni biriyle beni, diğeriyle gölgeni görmendir. Allah sana olan ihsanını zikrederken şöyle der. Ayette şöyle geçer. Onun iki gözü, bir dili ve dudakları yok mudur? Ona iki yol gösterdik. Yani ona iki yolu açıkladık. Birincisi ışık, diğeri gölge yoludur. Bu anlama gelir. Yine ayette ya şükreder ya nankör olur diye geçer. Çünkü imkansız yokluk bir karanlıktır. Mümkünün yokluğu ise karanlığı olmayan bir gölgedir. Bu nedenle gölgede varlık rahatlığı vardır. Bilmelisin ki varlık ile nitelendiğinde ve bu nurla çevrelendiğinde mümkün adına gerçekleşen ilk tecelli karanlık bedenleri olmayan nurani ruhlara dönük tecellidir. Evet, mümkün adına gerçekleşen ilk tecelli karanlık bedenleri olmayan nurani ruhlara dönük tecellidir. Henüz daha karanlık bedenleri olmayan o ruhlarına dönük tecelli. Ruhların halk olmasındaki, yaratılmasındaki onlara dönük tecelli. Fakat bu ruhlar da mümkün olmalarından kaynaklanan gölgeye sahiptirler. Evet, ruhların özü, cevher olması hasebiyle her ne kadar karanlık yönleri olmasa da, yani unsuri, henüz daha ruhlar cevher olarak halk edilmiş, yaratılmış vaziyette. O ruhlar unsuri bedenlere gönderilmedi, karanlık bedenleri yok. Buna rağmen yine de o ruhların halk edilmesinde bir karanlık yönleri vardır diyor. Yani bir taraf karanlık, bir taraf nur mu oluyor abi? Yok şimdi nasıl ki bir ruhların biz bu şehadet aleminde yaşarken şu ruhumuz bu bedenimiz içerisinde bulunmakta. Bu bedenimiz kesif. Yani unsurlardan oluşmakta. Dört unsurdan oluşmakta. Dolayısıyla bu unsurların kesafeti, yoğunluğu bizi bir takım şeyden sınırlar. Yani ruhumuzun hakikatinin kuvvetini, gücünü, kudretini açığa çıkarmaktan zorluyor bizi. Anladım. Sınırlıyor. Ne? Beden. İşte bu nefis terbiyesi, tezkiyesi denilen olay bu. Nefsin, yani bedenimizin, tabiatımızın, bizim üzerimizdeki bu unsurların ağırlığını mümkün olduğu kadar kaldırmak. Unsurları birbirinden ayrıştırmak, ruhumuzun kuvvetini ve kudretini idrak etmek. Nefis terbiyesiyle, tezkiyesiyle işte bu hakikat ortaya çıkıyor. Kişi kendi ruhundaki o ruh denilen o cevherdeki o kudreti müşahede ediyor, görüyor. Ehlullah işte o ruhlarının kuvvet ve kudretini, tabii ki bu Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın muradıyla açığa çıkan bir durum. Ruhlarının kuvvet ve kudretini açığa çıkarmakla birlikte ruh bu sefer bedene hükmetmeye başlar. İşte tayyi mekan denilen olay. Farklı zamanlara hızlı bir şekilde işte seyahat etme, farklı yerlere gitme, ruhen gitme gibi olaylar bu ruhun kuvvet bulmasıyla, hakikatini, özündeki, cevherindeki kuvveti bulup açığa çıkarmasıyla vuku bulacak hadiselerdir. Veya işte farklı bir takım olağanüstü zuhuratların açığa çıkması. Eyvallah. Keramet dediğimiz ehlullah'tan. İşte bu ruhun diyor, şimdi tekrar edelim oradan. Bilmelisin ki varlık ile nitelendiğinde ve bu nurla çevrelendiğinde
mümkün adına gerçekleşen ilk tecelli, karanlık bedenleri olmayan nurani ruhlara dönük tecellidir. İşte bu nurani ruhlar, ilk yaratılmış olduğu ruhlar. Fakat bu ruhlar da mümkün olmalarından kaynaklanan, yani yaratılmış olmalarından kaynaklanan gölgeye sahiptirler. Ve bu gölge sürekli kendilerinde bulunur. Bu ruhlar kendisiyle boyandıkları ölçüde nur olmuş olsalar bile imkandan kaynaklanan gölge kendilerine sürekli eşlik eder. İşte bu gölge her daim, işte buna gölgede ya da işte ruha giydirilen elbise de, beden de, ne dersen, nasıl bakarsan olaya. Dedik ya, ruh asla bedensiz kalmaz her ortamda. Bunun gibi düşünelim. Bu gölge onların üzerinde gözükmez fakat hükmü süreklidir. Bu mertebe Hazreti Peygamber'in bir duasında Allah'ım beni nur yap derken ulaşmak istediği mertebedir. Bundan sonra ise yaratıcı tecelli gelir. Bu tecelli bazı nurani ruhlara bu yaratıcı ruhlara ait başka bir tecelli kazandırır. Bu tecelli esnasında bütün mertebeler öğrenilir. İşte bu tecelliyle bütün mertebeler öğrenilir. Bu mertebelerden nurlar aleminde karanlık, latif, kesif, basit, bileşik cevherler, arazlar, mekanlar, zamanlar, izafetler, keyfiyetler, nicelikler, konumlar, failler, edilgenlikler gibi kıyamete kadar olacak bütün şeyler öğrenilir. Bu tecelliyle. Alemin bütün türleri ve varacağı cinsler 276 bindir. Alemin yaratılmış olan. Alemin bütün türleri ve bütün cinsleri, varacağı cinsler 276 bindir. Bu sayı 360'ın kendisiyle çarpılması, 360 ile 360 çarpıldığı zaman 276 bin. 300 bu sayı 360'ın kendisiyle çarpılması ve 78 binin eklenmesiyle ortaya çıkar ve buna 78 bin eklenmiştir. 360 ise ilk aklın bilgisidir. İşte bu yaratıcı edilgendir. Ondan önce geleni ise sadece Allah bilebilir. Akıl bu tecelliden bu mertebeleri öğrenir. Bunlar onun ilimleridir ve bildikleri arasında tümel nefsin kendisinden çıkması da vardır. Tümel nefs ortaya çıkan ilk edilgen olduğu gibi edilgen. Yani tesiri kabul eden. Tümel nefs ortaya çıkan ilk edilgen olduğu gibi kendisinden ortaya çıktığı akıl, akıldan çıkmıştır diyor tümel nefs. Kendisinden ortaya çıktığı akıl ile kendisinden ortaya çıkan arasında karışık bir halde bulunur. Tümel nefsin kendisinden ortaya çıktığı şey ışıktı. Tümel nefsin kendisinden ortaya çıktığı şey ışıktı. Tümel nefsten ortaya çıkan ise karanlık, yani doğadır. Doğa. Unsurlar. Böylelikle nefsin gölgesi doğaya bakan dış tarafında ortaya çıkmıştır. Fakat kendisinden çıkan gölgesi kesif cisimlerden uzadığı şekilde uzamamıştır. Tümel nefste akla ait zikredilen bütün bilgiler nakşedilmiştir. Onun Allah'a dönük özel bir yönü vardır ki bu yönü akıl bilemez. Söz konusu yön Allah'ın yaratılmış her şeyle arasındaki sırrıdır. Onun ilişkisi bilemeyeceği gibi, onun ilişkisi bilinemeyeceği gibi dile de gelmez ve hiçbir yaratılmış varlığını inkar edemez. Bu özel yön bilinen bilinmeyendir. Başka bir ifadeyle bu yön eşyanın varlığını koruyan eşyanın içindeki tecellidir. Eşyaya dönük tecelli ise bir takım halleri yok ederken başka bir takım halleri var eder. Araz ve haller Allah'ın dışındaki her şeyde bu tecelliden var edilir. Sonra onun isimlerin toplamında bir tecellisi daha vardır. Bu tecelli ise aleme miktarları, mekanları, ölçüleri, vezitleri, şeriatları verir. Kısaca cisimler alemi, ruhlar alemi, lafız ve rakam harfleri alemi ile hayal alemine yaraşan şeyleri bu genel tecelliyi verir. Sonra onun izafet isimleri içinde özel bir tecellisi daha vardır. Örnek olarak yaratan, yani Halik ve benzeri isimleri verebiliriz. Bu sayede alemde türeme, çoğalma, edilgenlikler, başkalaşmalar ve nesepler ortaya çıkar. Bütün bunlar
bu tecelliyi idrake engel perdeleri taşıyan zatların gölgelerindeki perdelerdir. Bu tecelli onların varlıklarını izhar eder. Bu kadarıyla fiiller sebeplere nispet edilir. Onlar olmasaydı keşif ortaya çıkar ve meçhul kalmazdı. Fakat Allah nezdinde söz değişmez demiştir. Bilinene aykırı bir şey gerçekleşmez. Tecelli nedeniyle ayağını sabitenin hali sübuttan varlığa doğru başkalaştığı gibi varlıklarda bir halden diğerine intikaller yine tecelli ile gerçekleşir. Bir halden başka bir hale intikal hep tecelli ile gerçekleşir. Bu ise tecelli otoritesi altında ezilmek demektir. Dolayısıyla iki zıt etki tecelliye aittir. Siler ve sabit kılar. Yok eder ve var eder. Allah bunu Rabbi daha tecelli edince onu parça parça etti ayetinde dile getirmiştir. Dağı sabitlik halinden korku ve parçalanma haline taşımıştır. Hazreti Peygamber keşfin doğrulamadığı bir hadiste şöyle der. Bakın burada. Pardon. Yanlış okuduk orayı. Hazreti Peygamber keşfin doğruladığı bir hadiste şöyle der. Yani keşfen de bu hadisi doğrulattık diyor. Keşfin doğruladığı bir hadiste şöyle der. Allah bir şeye tecelli ederse o şey onun karşısında huşu eder. Allah sürekli tecelli eden olduğuna göre başkalaşmalar zahirde, batında, gaybde ve şehadette duyulur ve akledilir de sürekli görülür. Öyleyse Hakk'ın işi tecelliyken varlıkların işi bir halden diğerine yer değiştirmeyle başkalaşmadır. Evet. Mesele bu. Tecelli. Hakk'ın işi tecelliyken varlıkların işi işte o tecellilerle birlikte bir halden diğerine yer değiştirmeyle başkalaşmadır. Çünkü varlıklara her an isimleriyle tecelli etmekte. Dolayısıyla bütün varlıklar aslında isimlerde yolcu. Her bir isim bir mazharı tesiri altına alıyor. Daha sonra Allah'ın murad ettiği zamanda murad ettiği isim tekrar o mazharı farklı bir isim gelip tecelli ederek tesiri altına alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kişi işte isimlerde yolculuk yapmış oluyor. Yani bu da halden hale girmek oluyor. Bazılarımız bunu bilirken bir kısmımız bunu bilemez. Bir kısmımız herhalde onu bilirken onu bilmeyen her durumda inkar eder. Bir kısmımız herhalde onu bilirken onu bilmeyen her durumda inkar eder. Onu bilmeyen inkar eder. Sahih bir hadiste peygamberin şöyle dediği aktarılır. Her durumda hamd Allah'adır. Peygamber her durumda Allah'ı övmüştür. Çünkü tecellisi nedeniyle bütün halleri veren odur. Evet, her durumda hamd Allah'adır. Daha önceki sohbetlerimizde geçmişti bu konu. Bir nimet ulaştığında kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nimet veren Allah'a hamd olsun derdi. Bir sıkıntı, bir musibet ulaştığında kendisine her durumda hamd Allah'adır derdi. Yani burada her halükarda hamd üzere olmaktaydı. Neden? Peygamber her durumda Allah'ı övmüştür. Çünkü tecellisi nedeniyle bütün halleri veren O'dur, Allah'tır. Bundan daha açığı ise hadler uygulansa ve inkar edilmesi gereken şey inkar edilse de gerçekleşen şeydir. Bundan daha açığı ise hadler uygulansa ve inkar edilmesi gereken şey inkar edilse de gerçekleşen şeydir. Çünkü başkalaşmayı inkar eden göklerde ve yerdeki herkes ondan ister. O her gün bir iştedir. Ayetini inkar eder. Kastedilen var olanlardaki ilahi hallerdir. Bu haller var olanlardaki başkalaşmaların belirlediği nispi isimlere göre gerçekleşir. Böylelikle hakikati bir olan alemin farklı varlıklarında tecelli eder ve alemin suretleri tecellide kendilerini görür. Evet, böylelikle hakikati bir olan alemin farklı varlıklarında tecelli eder
ve alemin suretleri tecellide kendilerini görür. Bu durumda alem bir hakikatte birbirlerini görür. Bu bağlamda bir kısmı uygun olandır ki muvafık diye isimlendirilir. Bir kısmı ise uygun olmayandır ki o da muvafık olmayandır. Muvafakat ve farklılık dünyada ve ahirette ortaya çıkmıştır. Çünkü alemdeki varlıklar sürekli olarak tecelli eden hakikatte birbirlerini görür. Böylelikle onların nurları da bu hakikatten kazandıkları ölçüde üzerlerine yansır. Alemdekilerin gözleri kendisini gördüğünde dünya ve ahirette gerçekleşen her şey bu hakikatin eserinden ortaya çıkar. Bu tecelli karşısında varlıkların durumu güneşin karşısındaki aynaya benzer. Güneşin ışığı, ışığın yansıması nedeniyle karşısındaki aynaya yansıyarak onda bir yarılma, hark meydana gelir. İşte bu tecelli eden hakikati görmek nedeniyle alemdeki şeylerin birbirlerinde ortaya çıkan etkisi de böyledir. O halde, evet burası da önemli, o halde etkin olan nurani iken edilgin doğaldır. Yani etki eden, tesir eden, nurani iken edilgin olan, yani tesiri kabul eden doğaldır. Alemde doğal sureti olan her şeyin mukaddes bir ruhu vardır. Bu hakikat hiçbir zaman perdelenmez. O halde alem sürekli müşahade halindedir. Ve başkalaşma daima gerçekleşir. Fakat bu başkalaşma bir kısmı için uygun, bir kısmı için uygun olmayandır. Uygun olmayan kısım fayda ve zarar diye ifade edilir. Marifet kısımlarından biri olan tecelli bilgisi işte budur. Bu bilgiyi elde edememiş olan insan arif olmadığı gibi marifete de ulaşamamıştır. Bu bilgiyi elde edememiş olan insan, yani tecelli bilgisini elde edememiş olan insan arif, yani bilen olmadığı gibi marifete de ulaşamamıştır. Evet, üçüncü ilim, Hakk'ın şeriatının, şeriatın diliyle kullarına dönük hitabının bilinmesi. Evet, bunu da bilmek gerekiyor marifet sahibi olmak için. Şeriatın diliyle, Hakk'ın şeriatın diliyle kullarına hitabının bilinmesi. Bu çok önemli. Hepsi önemli. Allah seni başarıya erdirsin. Bilmelisin ki insan ve cinlerden başka bütün yaratıklar Allah hakkında bir bilgiye, ondan gelen bir vahye, kendisine tecelli eden hakkında bir bilgiye sahiptir. İnsan ve cinlerden başka bütün yaratıklar Allah hakkında bir bilgiye, ondan gelen bir vahye, kendisine tecelli eden hakkında bir bilgiye sahiptir. Demek ki bu bilgiye sahip olmayan kimmiş bu alemdeki varlık? İnsanlar ve cinler. İnsan ve cinlerin bir kısmı sahipken bir kısmı bu bilgiye sahip değil. Ama insan ve cinlerin dışında tüm yaratılmış ne varsa Allah hakkında bir bilgiye, ondan gelen bir vahye, kendisine tecelli eden hakkında bir bilgiye sahiptir. Her şey bu bilgi üzerinde mutlu yaratılmıştır. Bu nedenle Allah, göklerde ve yerdeki herkesin ona secde ettiğini görmez misin? Demiştir ayette. Göklerde ve yerdeki herkesin ona secde ettiğini görmez misin? Buyurmuştur. Burada ifade genelleşmiştir. Sonra insanlara indirilen şey ayrıntılandırılarak şöyle denilmiştir ayette. Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve insanların çoğu. Ötekilerin hepsi zikrediliyor. İnsanların çoğu. Bu durum yine şu ayette. İman eden ve salih amel işleyenler hariç onlar da ne kadar azdır ya da onlar da az değildir ayetine benzer. Burada onlar az değildir demektedir. Yani onlar çoktur. İnsanların çoğu. Bu yorum insanların çoğu ayetiyle desteklenir. Ardından şöyle der yine ayette. Pek çoğu azabı hak etti. Bakın şimdi önceki ayette ne dedi? İnsanların çoğu ona secde eder buyurmaktaydı.
Şimdi bu ayette diyor ki pek çoğu azabı hak etti. Bunun nedeni Allah'ın insanı doğa ile nur arasında var olan nefsin natıkası, yani düşünen nefs bakımından yükümlü tutmasıdır. Allah bu nefste Allah hakkındaki bilgiyi elde etmesi için onun iradesiyle fikir gücünü yerleştirmiş, diğer varlıklara verdiği gibi aklı vermiş, kabul özelliği vermiş, bilgileri zatından ortaya çıkarsın diye fikir gücüne bağlamıştır. Böylelikle ilahi bir güç ona hakim olur. Çünkü o bu konuda kendisine ortak olacakları için hem cinsleri üzerine başkan olmak, onlara baskın ve hakim gelmeyi sever. Evet, insanlardaki yaratılıştan gelen bir özellik. Hem cinsleri üzerine başkan olmak, hakim gelmek, hükmü altına almak. Allah insanlara müfekkire gücünü verdiğinde onlar için delil ve alametler ortaya koymuştur. Bunlar bilfiil var oldukları için sonradan yaratılmışlıklarına delildir. Bunun yanı sıra Allah onlar için varlığından başlangıcı olumsuzlamak anlamındaki kadimliğini gösteren delil ve alametler koymuştur. Bu deliller hadislik için ortaya konulan delillerin aynısıdır. Bunların Allah denilen kadim zattan olumsuzlanmaları delilin ta kendisidir. O halde delillerin iki yönü vardır ki bunlar gerçekte tek şeydir. Delilin olumlu yönü alemin hadisliğini gösterirken olumsuzlanması ise alemin yaratıcısını gösterir. Akıl böyle bakınca şu sonuca varır. Allah'ı, kendimizi ve onu bilmemiz amacıyla ortaya koyduğu kanıtlarla bildim. Bunlar ufuklara ve nefislerimize yerleştirilmiştir. Bu sayede onun hak olduğu ortaya çıkar, nitekim de çıkmıştır. Bizim tecelli dediğimiz şey budur. Çünkü tecelli görülsün diye meydana gelir. Bu durum onlara ayetlerimizi göstereceğiz ayetinde belirtilir. Burada görmek ve tecelliye ait ayetler zikredilmiştir. Böylelikle onun hak olduğu onlar için ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle bir alamet olarak gördükleri tecelliyi kendisi hakkında bir alamet olarak görürler. Bu durumda onun maksatları olan hak olduğu anlaşılır. Bunun için sözünü tamamlayarak aynı ayette şöyle demiştir. Rabbin yeterli değil mi? Kastedilen Allah'ın kendisine delil olmasıdır. En açık delil bir şeyin kendine delil olmasıdır. Böylece onların akılları için alemdeki varlıklarla ilişkilendirildikleri özellikleri haktan tenzih etmekle bu bilgi bir yaratanları olduğu bu bilgi gerçekleşir. Söz konusu delil hakikati bakımından bir iken ispat ve olumsuzlamada farklılık gösterir. Delilin ispat yönü alemi bilmeyle ilgiliyken olumsuzlama yönü Allah'ın bilinmesiyle ilgilidir. Bu esnada hak insan cinsi için bir şahıs var eder. Bu şahıs insanlara Allah katından elçi olarak geldiğini söyler ve getirdiği şeyleri bildirir. Resul. İnsanlar müfekkire gücüyle bunları öğrenir ve peygamber göndermenin imkan dahilinde olduğunu görürler. Bu durumda onu yalanlamaya kalkmadıkları gibi doğru söylediğini gösteren bir alamet de görmezler. Bunun üzerine hüküm vermeden şunu sorarlar. Acaba senin elçiliğinde doğru söylediğini öğrenmemizi sağlayacak Allah nezdinden bir alametin var mı? Çünkü bize göre seninle aramızda bir fark yok. Sen de insansın, ben de insanım. Senin de gözün var, kulağın var, benim de var diyor. Seni bizden farklılaştıran bir özellik görmedik. İddia kapısı ise açık. İddiaların bir kısmı doğru, bir kısmı yalandır. Bunun üzerine Resul olduğunu iddia eden şahıs mucize getirir. Onlar da insaf gözüyle mucizeyi inceler. Mucize iki durumda olabilir. Birincisi onlar tarafından güç yetirebilen kısımdır. Peygamber ise onun mutlak anlamda yerine getirilemeyeceğini iddia eder. Peygambere göre böyle bir şey kıyamet gününe kadar sadece peygamber olan kimsenin eliyle gerçekleşebilir. Bu mucizenin sadece ayet olmadığı durumda böyledir. Çünkü mucizeler iman nurundan yoksun olan inatçı hasımlara yöneliktir. Mucizenin ikinci durumu ise hem duyu hem himmet gücüyle insanın güç yetiremeyeceği bir halde olmasıdır. Bir insan her iki durumu bir araya getirir de onu inceleyen kişi onu bir delil olarak kavrarsa
mucize getirenin Resul olduğuna ve Rabbinden getirdiği haberlerde doğru söylediğine inanır. Bu durum iddia konusuna göre mucize hepsine delil olunca böyledir. Bizim yolumuzun tecrübesine göre ise peygamberin doğrulanması En-Nur isminden kalbe dönük gerçekleşen tecelli sayesinde mümkündür. Eyvallah. Bizim yolumuzun tecrübesine göre ise peygamberin doğrulanması, peygamberi kim doğrular, kimler doğrular? En-Nur isminden kalbe dönük gerçekleşen tecelli sayesinde mümkündür. Eyvallah. O nur insanın batınını kapladığında kişi peygamberi doğrular ki bu nur iman nurudur. Başkalarında ise bu nurdan bir şey meydana gelmez. Bununla birlikte kalbine atılan nur yönünden değil, delil yönünden peygamberin doğruluğunu bilir. Bunu bilmekle birlikte onu inkar eder. O mucizeyi gösterdiğinde delil yönüyle, akıl yönüyle evet bilir ama yine de inkar eder. Neden? Çünkü nur kalbe tecelli etmemiş. İman, mümin ismiyle En-Nur ismiyle tecelli oluşmamış onda. Bunu bilmekle birlikte onu inkar eder. İşte bu durum şu ayette. Bildikleri halde nefslerinin taşkınlığı nedeniyle onu inkar ettiler. Ayetinde dile getirilmiştir. Bunlardan da aşağıda haklarında Allah'ın bilgi üzerinde saptırdığı kimseler denilen kimseler vardır. Allah'ın bilgi üzerinde saptırdığı kimseler. Ayette böyle geçer. Böyle denilen kimse, kişiler vardır. Bu onu bilme nurudur. Yoksa iman nuru değildir. İnsanların bir kısmı peygamberi tasdik eder ve tasdikini ishar eder. Fakat bu konuda kendisini gerçeğe ulaştıran aklına dayanır. Bu kişi için henüz kendisiyle aydınlanacağı iman nurundan bir ışık gerçekleşmediği gibi bu nur vasıtasıyla onu doğruladığını da bilemez. Başkasında da bulunan bilgi nuruyla peygamberi tasdik etmiş değildir. Çünkü bilgi nuru iddiasının doğruluğunu bilmekle birlikte kendisini inkar eden kimsede de vardır. Peygamberi doğrulayan bu kişi aklına itimat ettiğinde ve onu tasdik eden başka biri geldiğinde Allah ona iman ve bilgi nurunu gösterir. Böylelikle nur üstüne nur olur. Ardından üçüncü bir insan gelir. Onda teorik bilgi nurundan bir şey bulunmadığı gibi o kişi bu aciz bırakan ayetin neyi gösterdiğini de bilemez. Allah onun kalbine iman nurunu attığında peygambere inanır ve teorik bilgi nuruna sahip değilken onu doğrular. İşte avamın, avam müminin, iman sahibinin peygamberi doğrulaması, tasdik etmesi. Söz konusu kişi selim bir fıtrata, kabul eden bir akla ve fikri kullanmaktan uzak aydınlık bir bedene sahiptir. Böylelikle hızla peygamberi kabul eder. Bu üç kişi tasdik ettikleri peygamberin önünde dururlar. Peygamber de onlara kendisini gönderen hakkı nitelemeye başlar. Anlatmaya başlıyor. Böylece daha önce sahip olmadıkları bir bilgiyle Allah'ı öğrenmelerini sağlar. Onlar peygamberden öğrendikleri bilgileri daha önce Allah hakkında imkansız sayıyor. Teorik delil sahipleri peygamberin Allah hakkında zikrettiği böyle nitelikleri Allah'tan olumsuzluyor. Onları yaratılmışlıklarına delil olan hadislere ait nitelikler sayıyordu. Teorik aklın inkar ve reddettiği şeyleri duyduklarında insanlar grup grup olmuştur. Bir kısmı izlerinin üstünde geri dönmüş ve peygamberin doğruluğuna inanmasını sağlayan delilde şüphe ortaya çıkmıştır. Bir kısmı geri dönmüştür. Bu durumda peygamber için daha önce kendisini doğrulamada kullandığı delili zedeleyen kuşkular bulunmuştur ki bu kuşkular onu peygambere iman etmekten ve onu kabulden uzaklaştırır. Böylelikle izinin üstünde gerisin geriye dönerler işte bunlar. Bir kısmı ise şöyle der. Topluluğumuzun içinde sadece iman nuruna sahip olanlar da vardır. Bunlar bilgi nedir bilmez. Ona nasıl ulaşılacağını da bilmez. Peygamberin doğruluğundan ve hikmetinden kuşku taşımıyoruz. Hikmetin gereği ise en zayıfı dikkate almaktır. Hikmetin gereği en zayıfı dikkate almaktır. Evet, burası mühim. Peygamber
Rabbi ile ilişkilendirdiği ve ona ait saydığı niteliklerde zayıfları dikkate almıştır. İşte bu nitelikleri anlatırken karşısındaki gruba, insanların içerisinde idrakte en zayıf olanı dikkate alarak onun anlayacağı şekilde ifade etmiştir. İşte hikmetin gereği diyor, en zayıfı dikkate almaktır. Çünkü bir mecliste, bir grupta akıl seviyesi, idrak seviyesi farklı farklı derecelerde insanlar bulunur. Bundan dolayı da işte Resulullah Efendimiz bulunduğu mecliste umuma bir şey izah ediyorsa, o meclisin içerisinde en zayıf kimseyi de dikkate alarak onun anlayışına hitap edecek şekilde meseleyi açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu kişinin kanıtları inceleme gücü olmadığı gibi onda iman nurundan başka bir şey de bulunmaz. İşte bu en zayıf kişi de. Peygamber ona merhamet ederek böyle davranmıştır. Bu kişi adına iman ancak böyle bir niteleme ile gerçekleşebilir. Hak, kabul edenin aklı ölçüsünce dilediği şekilde kendini niteleyebilir ve bununla birlikte kendiliğinde bu nitelemeden farklı olabilir. Bu kişi niteliği bildiren ve en zayıfın durumunu dikkate alan peygambere güvenir. Dolayısıyla akılla çelişen bir takım niteliklerin Allah'a izafe edilmiş olması anlamında bu durum sahip olduğumuz bilgiye zarar vermez. Çünkü böyle yaparken peygamberin amacını anladık. Peygamberin bu konuşmadaki amacını anladık. En zayıf kimsenin anlayacağı şekilde anlatmak için o ifade şeklini kullanmıştır. Böylelikle ikinci grup, peygamberin Rabbini akılla çelişen niteliklerle nitelemesini içlerinden imkansız saysalar bile imanlarını korur ve bu davranışı hikmet ve en zayıfı kendine çekmek şeklinde algılarlar. Peygamberin yanında üçüncü grup ise şöyle der. Bu niteleme kanıtlara aykırıdır. Biz ise haber verenin doğruluğu hakkında kesin kanaate sahibiz. Allah'ı bilmedeki nihai imkanımız, yaratılmışlıkları nedeniyle kendisine nispet ettiğimiz şeyleri ondan olumsuzlamaktır. Bu peygamber ise bu nitelemede Allah'ı bizden daha iyi bilir. Biz peygamberi tasdik ederek ve bu konuda kendisine ve Allah'a iman ederek bu niteliklere inanırız. Lafza inanmak bize bir zarar veremez. Bu niteliğin Allah ile ilişkisi ise bizim tarafımızdan bilinemez. Çünkü onun zatı olumlu niteliklerle bilinemez. Olumsuzlama ise itimat edilecek bir şey değildir. Öyleyse esas olan Allah'ı bilmemektir. Hakkın kitabında kendisiyle ilişkilendirdiği şeyi bilmemek daha da büyük bir ilkedir. Biz hakkında verdiği bilgiye teslim olur ve inanırız. Başka bir grup da şöyle demiştir. Bu elçinin doğruluğu hakkındaki kanıtlarda kuşku taşımayız. O, bize kendisini elçi olarak gönderen Allah'ı nitelerken bir takım bilgiler verdi. Biz onları lafzen alır ve kendimiz hakkında kullandığımız gibi Allah'a yüklem yaparsak, bu durum onun hadisliğine, yani sonradan olmuşluğuna yol açar ve onun ilahlığını ortadan kaldırır. Halbuki o ilahtır. Öyleyse bu lafızların geldikleri dilde başka bir bağlamlarının olup olmadığını araştırmalıyız. Çünkü peygamber kavminin diliyle gönderilir. Söz konusu grup, akılla çelişen niteliğin teşbihi giderip tenzihi gerektirecek bir tarzda tevilini araştırmış, lafızları o tevile göre Allah'a yüklem yapmışlardır. Onlara, sizi buna sevk eden nedir diye sorulduğunda şöyle demişlerdir. İki şey bizi buna sevk etti. Birincisi, kanıtlardaki zedelenmedir. Çünkü biz akli kanıtlarla peygamberin iddiasının doğruluğunu ispat ettik ve akli kanıtlara zarar veren şeyleri kabul etmeyiz. Bunu kabul etmek peygamberin doğruluğu hakkındaki kanıtları da zedelemektedir. İkincisi şudur. Doğru sözlü peygamber kendisini gönderen Allah'ın benzeri olmadığını söylemiştir. Bu bilgi aklın kanıtlarıyla uyuşur. Böylece peygamberin doğru sözlülüğü böyle kanıtlar nedeniyle bizde güçlenir. Peygamberin Allah hakkında söylediklerini lafza göre söylesek ve onu yaratıklarda yüklem yaptığımız gibi Allah'a yüklem yapsaydık sapıtırdık. Bu nedenle her iki yöntemi de olumlamak için tevile başvurduk. Başka bir grup ortaya çıkmıştır ki en zayıf grup odur. Bunlar hayal mertebesini aşamadıkları gibi bunların anlamları soyutlama ve kapalı sırları öğrenme güçleri de yoktur. Onlar Allah'ın benzeri bir şey yoktur ayetini anlamadıkları gibi Allah'ı hakkıyla takdir edemediler ayetini de anlayamamışlardır.
Onlar bütün işlerinde hayal ile hareket eder. Kalplerinde iman nuru ve tasdik bulunur. Fakat onlar dili bilmez. Bu nedenle gerçeği zahiri üzere kabul eder ve onun bilgisini Allah'a havale etmezler. Böyle niteliklerin Allah ile ilişkisini kendileriyle olan ilişkisiyle bir saymışlardır. Bu gruptan öte bunlardan daha zayıf başka bir grup yoktur. Onlar teşbihi kabul edip onun benzeri bir şey yoktur ayetindeki tenzih niteliklerini anlamadıkları için imanın yarısına sahiptirler. Bunların içerisinden gerçeğe ulaşan kurtulmuş grup Allah'ın nezdinden gelen haberlere onun kastettiği anlamda ve bu konudaki bilgisine göre inanmışlardır. Bununla birlikte onun benzeri yoktur ayetiyle teşbihi de olumsuzlamışlardır. Dostum, bunlar alemde şeriatların dilleridir. Böylelikle hak için suret, göz, el, ayak, kulak, göz, rıza, öfke, tereddüt, sevinme, şaşırma, ferahlama, gülme, bıkma, tuzak, aldatmak, alay, küçük görmek, koşmak, hızlı yürümek, inmek, istiva etmek, yakınlıkla sınırlanmak, ezaya sabır gibi yaratıkların nitelikleri olan fiiller zikredilmiştir. Bunlar da hak için zikredilmiştir. Bunlara genel olarak inanır ve mümkünlerin varlıklarındaki ilahi tecellinin bu nitelikleri verdiğini biliriz. Dolayısıyla Allah'tan başka ne gören ne de görülen vardır. Şeriatların dilleri tecellilerin delilleri iken tecelliler de ilahi isimlerin delilleridir. Şeriatların dilleri tecellilerin delilleri iken tecelliler de ilahi isimlerin delilleridir. Böylelikle marifet bölümleri birbirine bağlanmıştır. Şeriatın dile getirdiği her lafız söylediği gibi kabul edilir. Fakat bilginlerimiz şeriatın hangi dille konuştuğunu, kime hitap ettiğini, kiminle hitap edildiğini ve neye göre hitap ettiğini, fiillerin kime döneceğini, sözlerin kime ait olduğunu ve hallerde başkalaşanın kim olduğunu bilir. Onlar, sizin için boşaltacağız. Rabbinizin hangi ayetini yalanlarsınız? Ayetini söyleyeni bilir. Buna şöyle karşılık veririz. Rabbimizin nimetlerinden hiçbirini yalanlamayız. Bizden duymak istediği budur. Biz de bunu sana söyledik. Hamd Allah'adır. Evet, bu haftada burada bitirelim. İnşallah bir dahaki haftaya varlıktaki kemal ve eksikliği bilmek konusu kalmış oldu. Ve diğer konularından sonra işleyeceğiz inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahümme ufirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyayi minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi hakkı kadrihi ve miktarihi el azim. Subhanellezi yer'ani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yer'ani, esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah, esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah, esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.